Merhaba değerli izleyicilerim. Psikolog Elif Güner ile İşte İnsan programından hepinize sevgiler, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugünkü konumuz şizofreni. Toplumda korku uyandıran, yüzyıllarca insanları toplumdan dışlayan, insanları içinde bulunduğu gerçeklikten koparan bir hastalık olarak şizofreniyi bugün ele almamın sebebi, halihazırda gelişmiş olan bu kadar bilgi birikimi, tıbbi birikim, teknolojik birikime rağmen bu insanların, şizofreni hastalarının halen damgalanma çabası. Biliyorsunuz ben hangi konuyu sizlerle paylaşacağımı psikolog Elif Güner'in Facebook sayfasında değerli takipçilerime soruyorum. Ve onların da bana şizofreni konusunu anlatmam konusunda bir isteği oldu. Özellikle bir yakını şizofreni olan anneler, babalar veya diğer aile bireyleri, toplumda hastalığın zaten kendisinin yıkıcı etkisine ek olarak toplumdaki bu dışlanmanın, insanların onu, o hastalardan korkmasının, o hastalardan uzak durmasının en az hastalık kadar yıkıcı olduğunu duygusallıklarıyla beraber ifade etmeleri ben de bugün şizofreni konusunu enine boyuna bir konuşalımı isteğini oluşturdu. Şizofreni insanlık tarihi kadar eski bir hastalık. Psikiyatrik bozuklukların arasında en iyi tanınanlardan bir tanesi. Öyle ki yüzyıllarca büyücülük, efsunculuk gibi şamanist uygulamalarıyla çare aranmış bir hastalık. Eski Yunan ve İbrani kaynaklarına baktığımızda şizofreni hastalığının klinik özelliklerinin belirgin olarak tanındığını görmekteyiz. Milattan önce 1400 yıllarına tarihlenen Hint Veda yazılı metinlerinde çıplak, pis, şaşkın bir şekilde dolaşan, başıboş dolaşan, dinle aşırı derecede meşgul olan, kendisini tanrı zanneden, zehirleneceğinden korkan, yeni bir tufana sebep olmamak için idrar yapmayı reddeden insanlardan bahsedilir şizofreniye atfedilerek. Ortaçağ Avrupa'sına baktığımız zaman şizofreni hastalarının şeytana tutunmuş oldukları gerekçesiyle öldürüldüklerini, işkence gördüklerini veya içlerinden şeytan çıkarmak için kafa taslarının yanlarından delikler açılarak şeytanı oradan çıkarma çabalarında olduklarını görüyoruz. Genellikle bu hastalığı doğaüstü güçlere bağlamışlar ve tanrıların gazabıyla açıklamışlar. Orta çağa kadar olan dönemde yüzyıllarca insanların şizofreni hastalığı nedeniyle toplumdan dışlandıklarını, yakıldıklarını, işkence gördüklerini ve öldürüldükleri bize tarih kaynakları söylemekte. Rönesans dönemine geldiğimizde Rönesans'taki aydınlanmayla birlikte tıpta da bir aydınlanma olmuş. Fakat o zamana kadar bu hastalık hep dönemin karakteristik inançlarıyla açıklanmış. Hastalığın belirtileri olağanüstü güçlere atfedilmiş ve tanrıların gazabıyla açıklanmış. Peki bugüne baktığımızda şizofreni hastalığıyla ilgili neler biliyoruz tam olarak? Bugün gelişen bu kadar tıbbi, bilimsel, teknolojik gelişmeler bize şizofreniyi nasıl anlatıyor? İlk önce şizofreniyi tanımlayarak başlayalım. Şizofreni, patofizyolojisi ve etiyolojisi hakkında çok az şey bilinen, karmaşık ve şiddetli seyreden, kognitif disfonksiyon ve zaman zaman pozitif ve negatif belirtilerle karakterize heterojen bir hastalıktır. Bu hastalık hastayı alışılagelmiş ve olağan yorumlama biçimlerinden uzaklaştırır. İçinde yaşadığı toplumdan kopararak kendi iç dünyasının derinliklerine sürükler. Hastanın düşüncelerinde, duygularında, tutumlarında, davranışlarında, dürtü denetiminde, konuşmasında, sosyal iletişiminde, etkileşiminde, dikkatinde, belleğinde, duygusal ifadelerinde ve motor davranışları üzerinde etki göstererek gerçeklik ile olan bağlantısını koparır. Yani hastanın gerçeği değerlendirme yetisini bozar. Heterojen özellikler gösteren bir hastalıktır dedim. Yani tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz, bir grup bozukluktan bahsedebiliriz. Bu hastalık us yarılması ismiyle de bilinmektedir. Bununla ifade edilmek istenen şey hastanın düşünceleriyle duyguları arasındaki kopukluktur. Hasta kendisini dış dünyaya kapatır ve iç dünyasının derinliklerine sürüklenir. Bu hastalıktan sadece hastanın kendisi değil, ailesi, çevresi de etkilenir ve hem ailesi ve çevresi üzerinde hem hasta üzerinde yıkıcı bir etki ile güçlüklere neden olur. Bu hastalık erken yaşlardan başlayarak hayat boyunca devam eder. Kişilikte yıkılma ile kendisini gösterir. Yani bir çeşit kişilik yıkılması söz konusudur.
Her hastada klinik görünüm, tedaviye yanıt ve hastalığın gidişatı dediğimiz prognoz birbirinden farklıdır. Öyle ki psikolojide bununla ilgili olarak şu söylem kullanılır. Şizofreni yoktur, şizofren vardır. Bununla biz şunu anlatmak istiyoruz. O kadar özneldir ki, o kadar kişiye hastır ki, o kadar kompleks bir rahatsızlıktır ki şizofreniyi kategorize etmek veya belli noktalara yığışmak çok doğru değil. Her hasta hastalığı kendine göre yaşar. Peki şizofreninin nedenleri nelerdir? Bununla ilgili yapılan araştırmalar ve bilgi birikimleri bize şizofrenide 5 faktörün sorumlu olduğunu söyler. Genetik faktörler, nörogelişimsel ve nörodejeneratif faktörler, nörolojik reseptörler, sosyal çevresel faktörler ve ruhsal faktörler. Şimdi bunları biraz daha yakından tanıyalım. Genetik faktörler, 1930 yılından beri süren genetik faktörlere ilişkin bilimsel çalışmalar bize iki sonuç ortaya koymuştur. Bir tanesi, şizofrenik üyelere sahip aile bireylerinde daha fazla görülmektedir. Diğeri de hastalığın sıklığı, akrabalığın yakınlığına göre artmaktadır. Bu sonuçlar hastalığın kalıtımla geçtiğini, yani genetik bir tarafının olduğunu göstermektedir. Fakat bu genetik geçişin yönü tam olarak aydınlatılamamıştır. Otozomal dominant geçiş olabileceğini söyleyenler olduğu gibi poligenik multifaktöriyel geçiş olduğunu savunan bilim adamları da vardır. Geçişin şekli konusunda uzlaşılmış bir fikir olmamakla beraber bir geçiş olduğunu, bir genetik kalıtımsal bir yükün olduğu konusunda sonuçlar tartışma götürmeyecek şekilde açıktır. Yine genetik çalışmalara ilişkin elde edilen veriler bize genetiği doğrulayan şu sonuçları ortaya koyuyor. Eğer ebeveynlerden bir tanesi şizofreni ise çocuğunda şizofreni görülme olasılığı yaklaşık %12. Ebeveynlerden ikisi de şizofreni ise çocuğunda şizofreni görülme olasılığı %35-45 civarında. Herhangi bir akrabada şizofreni varsa çocukta şizofreni görülme olasılığı yaklaşık %2,5 civarında. Eğer bu akrabalık derecesi birinci dereceden yakını ise çocuğun şizofreni geliştirme olasılığı %10-15 civarında. Tek yumurta ikizlerinde eş hastalanma oranı çift yumurta ikizlerine göre daha yüksektir. Genetik yükle ilgili olarak bu bilimsel çalışmalar kalıtımın şizofreni hastalığındaki önemini göstermektedir. Ancak hemen şunu belirtmek isterim. Kişi genetik bir yükle, yani kalıtımsal olarak bu hastalığa yatkın doğsa dahi, eğer aile ortamı çok bozuk değilse şizofreni görülme olasılığı görece daha düşüktür. Ancak kalıtımsal bir yükle doğmuş olan bir kişi aile ortamı da ağır derecede bozuk ise şizofreni geliştirme ihtimali yükselmektedir. Nörogelişimsel ve nörodejeneratif faktörlere baktığımızda korteksteki atrofi, işlevsel olmayan glutamat nörotransmisyonu, ventrikülerle genişleme, frontal gri maddede azalma, hipokampal hacimde azalma, bazal ganglionlarda küçülme, temporal ve limbik sistemde küçülme, hipokampal ve amigdalada hacim eksikliği ve piramidal hücrelerde düzensizlik. Yani beynin kendi iç yapısında doğuştan gelen veya sonradan oluşan bir takım düzensiz yapılar diyelim. Nörolojik reseptörlerdeki faktörler ise şunlar, yani beynin salgıladığı kimyasallarla ilgili olarak da şu faktörleri biliyoruz. Dopamin aktivasyonundaki artış, norepinefrin seviyesindeki artış, serotonin reseptörlerinde duyarlılıktaki değişiklikler ve GABA reseptörlerinin hipoaktivitesi veya hiperaktivitesi. Bunlardan nörolojik reseptörler olarak şizofrenide sorumlu tutulmakta. Sosyal ve çevresel faktörlerde kentleşme, endüstrileşme, göç ve bunların bir getirisi olarak yalnızlık, düşük sosyoekonomik seviyeye bağlı olarak doğum öncesinde veya doğum sırasında meydana gelen enfeksiyonlar, bakım yetersizliği, düşük doğum ağırlığı, kış ve baharın erken zamanlarında doğmuş olmak yine enfeksiyon ve virüslere daha yatkın kıldığı için insanları, annenin gebelik sırasında bir takım komplikasyonlar yaşaması, stresli yaşam olayları, ani ve beklenmedik yaşamsal değişiklikler, düzensizlikler. Psikolojik, ruhsal faktörlere baktığımızda da birkaç sebep sayabiliyoruz. Bunlardan ilki ego dezorganizasyonu, yani egonun organizasyon bozukluğu. Ne demek bu? Şöyle ki, kişi yaşadığı psikolojik yoğun çatışmaları ve erken çocukluk yıllarına
ilk zamanlarına temellenmiş olan egonun ilkel savunma mekanizmalarını kullanmaya başlıyor bu hastalıkta. Ve bu egoda bir organizasyonel bozukluğu ortaya çıkarmakta. Bu da hastanın gerçekliği yorumlama biçimini ve dürtü denetimini zorlaştırmakta. Dolayısıyla hasta primer narsistik evre dediğimiz döneme regresi olmakta. Yani ruhsal anlamda oraya kadar gerilemekte. Yaşam içgüdüsü dediğimiz libido dış dünyadaki nesnelerden çekilerek egoya bağlanmakta. Libidonun dış dünyadan çekilip egoya bağlanması hasta için dünyayı anlamsız hale getirmeye başlıyor. Ve hasta dış dünyayı da yeniden anlam kurma, dış dünyayı yeniden anlamlandırma çabası içerisine giriyor. Fakat şizofrenideki çekilme o kadar derindir ki, libidinal çekilme o kadar derindir ki hasta dış dünyayla ancak dış dünyanın silik belirtileri üzerinden anlam oluşturmaya çalışıyor ve bir ruhsal denge oluşturmaya çalışıyor. Bu ruhsal dengeyi oluştururken içe atma, çözülme, yoğunlaşma, yer değiştirme, şekil değiştirme, yansıtma ve yansıtmalı özdeşim dediğimiz bir takım yöntemleri, intrapsişik yöntemleri, savunma mekanizmalarını kullanmakta. Fakat ego regresif bir yıkılışla zihinsel gelişim boyunca kazanılmış olan farklılıkları yok olmasını sağlamakta. Bu psikolojik faktörlerden bir tanesi. İkinci psikolojik faktörlerden ikinci atfedilen durum aile ilişkileri. Daha önceki programlarda da sıklıkla sağlıklı çocuk yetiştirmek için anne babanın yapması gerekenleri, anne baba tutumlarının nasıl olması gerektiğini, iletişim, etkili iletişim çocuklarda şunlar yapılsın, bunlar yapılmasın diye bahsettiğim programlarda da sıklıkla vurguladım. Sağlıklı iletişimin çok önemli olduğunu, anne baba tutumlarının çok önemli olduğunu. Şizofreniye dahil yapılmış olan çalışmalar da bizim bu söylemlerimizi doğruluyor. Şöyle ki, aile ilişkilerinden kasıt şu, özellikle anne başta olmak üzere hastanın, şizofreni hastasının hayatında önemli olan kişiler ile yaşamış olduğu deneyimlerde benlik saygısının düşük olması bir faktördür. Çocuklukta yaşanan kötü ve travmatik olaylar nedeniyle hastanın başkalarına karşı olan korku ve güvensizliğini yenememesi bir başka faktördür. Hatalı anne tutumları nedeniyle bebeğin ya da çocuğun, yani şizofreni hastasının bebeklik veya çocukluk döneminde annesiyle yeterli ve dengeli bir birleşme sağlayamaması bir diğer faktördür. Anne babanın duygularını, tutumlarını, düşüncelerini, çelişkili mesajlar ile çocuğa göndermesi bir diğer şizofrenideki etkili olan faktörlerden bir tanesi. Aile içerisinde samimi olmayan, yalancı, sözde sevgi ve birlikteliğin samimiyetin olduğunu gösteren ama gerçekte böyle samimiyetin, sevginin olmadığı bir aile yapısının olması, anne baba arasında çocuğa karşı ilgisizlik, tutarsızlık, anlamları açık olmayan konuşmalar, bulanık düşünce ve temalar, ne zaman duracağı, ne zaman devam edeceği, ne zaman yoğunlaşacağı çok da belli olmayan iletişim biçimleri bir diğer faktör. Anne babanın çocuğu çok yoğun olarak eleştirmesi, çocuğa düşmanlık göstermesi ya da duygu dışa vurumlarının yüksek olması da sayılabilecek diğer bir faktör. Peki şizofreni ne kadar yaygın bir hastalıktır? İnsanlar şizofreniyi tanımadığı için her psikolojik rahatsızlığı olan veya her psikolojik sıkıntısı olan kişiye kolayca damgalayarak şizofreni diyorlar. Ama şizofreni böyle toplumda insanların kullandığı kadar da yaygın bir hastalık değil. Nokta prevalansı 0.06 ile 0.07 arasında. Bu şu anlama geliyor. Yaklaşık her 10.000 kişide 10.000 kişinin birinde şizofreni hastalığı görülmekte. Şizofreniyi en çok hangi yaşlarda görüyoruz? Şizofreni 10 yaşta 60 yaş arasında herhangi bir yaşta başlayabilecek bir hastalık. Fakat en sık gördüğümüz yaş aralığı erkeklerde 15-25, kadınlarda ise 25-35 yaş arası en sık gördüğümüz yaşlar. Şizofrenide kadın erkekler cinsiyet bakımından baktığımızda her iki cinsiyette de görülebilen bir rahatsızlık. Fakat kadınlarda daha geç yaşta başladığı ve prognozun yani hastalığın gidişatının görece daha iyi olduğu söylenebilir. Bu daha iyi oluşta ve hastalığın geç başlamasında kadında bulunan östrojen hormonunun D2 reseptörleri üzerinde duyarlılığı düzenleyici, azaltıcı etkisinin söz konusu olduğu düşünülmekte.
şu anda çok yeni moda bir trend var. Herkes kendini şizofren zannediyor veya özellikle ergenlik döneminde bulunan çocuklar kendi kimlik karmaşalarında veya işte ruhsal bir takım çatışmalar yaşadığında biraz da internet okumalarıyla ben şizofrenim diyebiliyorlar. Şizofrenim demekle şizofren olunmuyor. Şizofreninin tanımlanabilmesi için, ki bu tanımlamayı psikiyatrlar yapıyor, tanımlanabilmesi için 5 kriterimiz var. Bu kriterlerden ilki halüsinasyonlar, hezeyanlar ya da dezorganize konuşma. Bu üçünden en az 2 tanesinin en az 1 aydır, eğer başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir zamanda var olması. İkincisi, hastanın, kişinin mesleki, kişiler arası ilişkiler veya kendine bakım gibi temel işlevsellik gösterdiği alanların en az ikisinde hastalık başlamadan önceki döneme göre görece daha bir kötü oluş, bir değişim. Üçüncüsü, hastalığın süre giden bu belirtilerinin en az 6 aylık bir sürede var olması. Hastalıktan şizoafektif bozukluk, psikotik özellikle depresyon ve bipolar afektif bozukluğun dışlanması ve bu bozukluğun, bu hastalığın bir maddenin, örneğin kötüye kullanılan bir madde, uyuşturucu olabilir veya X bir ilaç olabilir, bir maddenin ya da X bir sağlık durumunun fizyolojisiyle açıklanamıyor olması lazım. Bu 5 temel kriterimiz gerekiyor ki şizofreni tanısının konulabilmesi için. Buna ek olarak her şizofreni aynı nitelikte değildir. Bizler şizofreniyi 5 kategoriye ayırıyoruz. 5 tip şizofreni vardır. Ve her şizofreni tipinin, türünün diğerinden ayırıcı özellikleri vardır. Neler bu şizofreni türleri? Paranoid tip, dezorganize tip, katatonik tip, ayrışmamış tip ve rezidüel tip. Bunların klinik görünümleri, ortaya çıkan semptomlar, tedaviye yanıt veriş biçimleri, görülme yaş aralıkları birbirinden değişken. Şöyle ki, paranoid tip şizofrenide bir ya da birden daha fazla sayıda halüsinasyon vardır ve bunlar sıklıkla işitme halüsinasyonlarıdır. Ancak hastada dezorganize dediğimiz dağınık konuşma, dezorganize yani organize olamamış davranışlar, dezorganize davranış ya da katatonik davranış bulunmaz. Donuk veya uygunsuz duygulanım, afektler yoktur. Katatonik tip şizofreni nadir görülen bir türdür. Bu hastalarda motor hareketsizlik, aşırı negativizm veya mutizm dediğimiz hiç konuşmama, postür alma, basma kalıp hareketler, istemli hareketlerde acayiplikler, ses yankılanması, ekolali veya hareket yankılanması yani ekopraksi görülüyor temel özellik olarak. Dezorganize şizofreninin özellikleri ise şunlar. Hastada dezorganize dediğimiz dağınık bir konuşma ve dağınık davranışlar vardır. Donuk ya da uygunsuz bir duygulanım mevcuttur. Genellikle daha genç yaşta başlar. Sinsi ve kötü bir gidişatı vardır. Düşünce ve davranış bozuklukları belirgindir ve pozitif semptomlar kliniğe hakimdir. Rezidüel tip şizofrenide bu tipte belirgin halüsinasyonlar, hezeyanlar, dezorganize konuşmalar ya da davranışlar ya da katatoni görülmez. Şizofreninin negatif belirtileri kliniğe hakimdir. Genel olarak hastanın hayatında ise şunları ön planda görüyoruz. Vurdum duymazlık, duygu küntlüğü, girişim azlığı, sosyal çekilme, düşüncede somutlaşma, düşüncede yoksullaşma, kendine bakımda azalma ve apati. Bunlar da belirgin özellikler. Ayrışmamış şizofreni tipinde ise hastada halüsinasyonlar, hezeyanlar, dezorganize konuşma veya davranışlar var. Fakat bu belirtiler paranoidin, dezorganize tip şizofreninin ya da katatonik şizofreninin bütün belirtilerini tam olarak karşılayamamakta. Dolayısıyla hangi türe girdiği tam olarak ayrışamıyor. Ve bu tipin genel olarak hastalığın gidişatının, prognozunun iyi olmadığı söylenebilir. Şizofreni hastalığında en sık gördüğümüz belirtilere baktığımızda bir tanesi halüsinasyonlar ve olağanüstü deneyimler. Halüsinasyonlarda da en sık işitme halüsinasyonları yani kulağa ses gelmesi olayını duyuyoruz ve hastaların yaklaşık %50'sinde işitme halüsinasyonları vardır. İkincisi hezeyanlar yani değişmeyen, olağanüstü geliştirilmiş bir takım
inançlar. Örneğin beni izliyorlar, beni takip ediyorlar, bana zarar verecekler, beni zehirleyecekler gibi. Ve bu da yaklaşık hastaların %90'ında görülüyor. Bunun dışında hastaların garip yüz göz hareketleri, basma kalıp el kol hareketleri, negativizmi, ekopraksisi, düşünce form ve içeriğinde bozukluklar görmekteyiz. Bir başka gördüğümüz bozukluk duygulanım bozukluğu. Yani uygunsuz duygulanım, künt duygulanım, düz duygulanım, azalmış jestler, vokal eksikliği, zayıf göz ilişkisi ve afektif yanıtsızlık. Şizofreni hastalığı başlamadan önceki döneme biz premorbid dönem diyoruz. Bu premorbid dönemin de bir takım özellikleri var. Bu konuda özellikle aileleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek isterim. En temel gördüğümüz premorbidde temel özelliklerden bir tanesi, bu hastaların hastalanmadan önceki dönemde şizoid ya da şizotipal kişilik özelliklerini fazlasıyla sergiledikleri. Yani bu hastalar hastalanmadan önce genellikle içe dönüktürler, arkadaşsızdırlar, yalnızlığı tercih ederler, garip ilgileri vardır ve güvensiz kişilerdir. Hastaların aileleri hastalanmadan önce çocuğunun işte hep çalışan, sessiz, sakin, uyumlu, içine kapanık olduğunu söylerler bu dönemin özelliği olarak. Hasta hastalanmadan önce toplumdan uzaklaşmaya başlar. Eğer okuyorsa okuluna karşı ilgisizliğe, eğer çalışıyorsa işe karşı bir ilgisizlik oluşmaya başlar. Giderek çevresinden kopar. Arkadaş sayısında bir azalma ve görüşmeme. Kendini eve veya odaya kapatma. Sosyal çevreden tamamen uzaklaşma. Kendi iç dünyasına kapanmaya başlıyor. Öfke patlamaları, sık mastürbasyon yapma, obsesif uğraşlar bu dönemin karakteristik özelliklerinden birisi olabilir. Hastanın sıra dışı konuşmaları, kendi kendine konuşması, kendi kendine gülmesi, stres karşısında kolay incinebiliyor olması da bu dönemin özelliklerinden biridir. Ama hastaların aileleri bu dönemi genellikle işte içinde bulunduğu yaşamsal olaylara veya yaşının bir getirisine vererek bu dönemi es geçerler. Oysa ki bu hastalık öncesi dönem olarak son derece önemlidir. Şizofreni hastalığının gidişatının çok iyi olduğu söylenmemekte. Şöyle ki hastaların genellikle %25'inin tam olarak iyileştiği, %25'inde bir kısım birkaç tane semptom kaldığı, %25'inin aşırı bir yıkım gösterdiği ve %25'inde bunadığı görülmekte. Şizofreni hastalarının en temel özelliklerinden bir tanesi halüsinasyonları ve hezeyanları. İnsanlara dışarıdan baktığınızda şizofreni hastasının dış görünüşü ayırt edici midir? Aslında çok olarak değil. Tamamen bakımsız, kendini tamamen bırakmış bir kişiden son derece titiz giyimli, son derece presentable bir görüntüsünü olabilecek şekilde giyimi değişken olabilir. Fakat tuhaftır, acayip davranışları, acayip bir duruşu, uygunsuz bir yüz ifadesi görülmekte. Hastalık ilerledikçe bakımsızlık ve temizliğine dikkat etmeme, işte günlerce banyo yapmama, günlerce tıraş olmama sık görmekteyiz. Genellikle bu insanların bilinçleri açıktır, zamana ve mekana, kişiye oryantasyonları tamdır. Konuşmaları çok hızlı olabilir, çok yavaş olabilir, çok konuşabilir, hiç konuşmayabilir. Konuşmada vokal esnekliği kaybolabilir. Konuşma fakirleşebilir, çocuklaşabilir. Fakat amaca yönelik konuşmadıkları söylenebilir. Düşünceleri oluşturan sözcükler ve simgeler arasındaki bağlantılar tamamen kopmuştur. Hastalar düşüncede anlamdan çok sözcüklerin birbiriyle olan ahengine, uyumuna dikkat ederler. Klang çağrışım diyoruz. Düşünce regresifleşir, yani çocuksulaşır. Dürtü denetimleri genellikle azdır. Bu sebeple intihar girişimleri görülmekte, sık görülmekte. İntiharları da planlanmış değildir, amaca yönelik değildir. Aniden ortaya çıkar. Sosyal inhibisyon bu hastalıkta tamamen ortadan kalkar. Öyle ki işte masada duran bir başkasına ait olan bir çayı içebilir. Ortalık yerde soyunup dökünebilir. Ortalık yerde mastürbasyon yapmaya başlayabilir. Çünkü gerçeği değerlendirme yetileri de kaybolmuştur. Nesnel dış dünya ile kendi iç dünyasında olanları birbirinden ayırt edemez. Algılama bozukluğu bilişsel bozukluktaki en önemli durumdur. Bilişsel bozukluğun en önemli ortaya çıktığı yer algı bozukluklarıdır. Burada sıklıkla gördüğümüz şeyler halüsinasyonlar. En çok da işitme halüsinasyonlarını
görüyoruz. Yani kulağa ses gelme. Bu sesler işte emir veren, komut veren, aşağılayan, hakaret eden, küfreden, yorum yapan seslerdir ve o seslerin etkisiyle davranırlar. Buna ek olarak görsel halüsinasyonları, yani olmayan şeyleri görme, koku halüsinasyonları, olmayan kokuyu duyma, en çok duyduğumuz işte çürümüş yumurta kokusu veya yanmış lastik kokusu gibi ifade ederler. Tat halüsinasyonları görülebilir. Hezeyanlarda paranoid hezeyanlar olabilir. Beni izliyorlar, beni takip ediyorlar, bana zarar verecekler gibi. Persekisyon, zarar görme hezeyanları olabilir. Referans hezeyanları olabilir. Benden bahsediyorlar. İşte televizyondaki program benim hakkımda. Radyoda benden bahsedildi gibi. Nihilistik hezeyanları, hiçlik hezeyanları oluşabilir. Hastanın zaman yavaş yavaş ego sınırları parçalandığı için hasta dış dünyadan tamamen kopuyor ve dünyanın sonunun geleceği, bedeninin, kişiliğinin, benliğinin tamamen yok olacağı düşüncesiyle bir korku, panik ya da dehşet çökkünlük içeren bir duygulanım içerisinde olabileceği gibi kendini dünyayla, evrenle bütünleşmiş, dünya ve evren için seçilmiş, çok özel, çok önemli, işte örneğin Mehdi zannedebiliyor. Dinsel açıdan önemli görevlerde olduğunu, dünyayı kurtaracak kişinin kendisi olduğunu düşünebiliyor. Dinsel yönden aşırıya kaçan davranışları ve düşünceleri de olabilir. Bu da onların daha öförik, daha taşkın davranmalarına sebep olabilir. Değerli izleyicilerim, bu programda amacım şizofreni hastalığını tanımak, bilinçlenmek ve bilinçlendirmek. Bu konuda şizofreni hastalığı konusunda bilgimiz ne kadar artarsa, bilincimiz ve farkındalığımız ne kadar yükselirse, bu hastaların ve bu hasta yakınlarının en önemli sorunlarından bir tanesi olan damgalanma, etiketlenme ve toplumsal dışlanmanın önüne o kadar çok geçebiliriz. Bilgi ve bilinç korkunun önüne geçebildiğini biliyoruz. Bu konuda daha çok okumaya, daha çok tanımaya, bu konuda yapılmış filmleri daha çok izlemeye gayret gösterin. Bilgilenin, bilinçlenin, hem kendimiz için, hem çocuklarımız için, hem de toplumda bizimle birlikte var olan ama korktuğumuz, kaçtığımız bu hasta ve hasta yakınlarının daha sağlıklı bir hayat, nispeten daha sağlıklı bir hayat sürebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için bu programı oluşturdum. Umut ediyorum izleyicilerime faydalı olabilmişimdir. Elimden geldiği kadar olayın psikolojik, nörolojik, biyolojik, sosyal yönlerini bu kısa vakitte anlatmaya gayret ettim. Umut ediyorum faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.